أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين خشية ربهم مشفقون من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة
أنهم وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها Ey peygamberler, aleyhisselam, helal ve hoş şeylerden yiyin ve güzel işler yapın. Çünkü ben ne yaparsanız hepsini bilirim. İşte bu sizin ümmetiniz bir tek ümmettir ve Rabbiniz de benim, o halde hep benden sakının buyuruyor Yüce Allah Celle Celaluhu. Derken ümmetler parça parça olup aralarında dinlerini parçaladılar. Her grup kendinde bulunan ile sevinip durmaktadır. Şimdi sen onları dalgınlıkları içinde bir zamana kadar bırak. Sanıyorlar mı ki kendilerine verdiğimiz mal ve evlat ile onların gerçekten iyiliğine koşuyoruz? Hayır, anlayamıyorlar. Şüphesiz ki Rablerinin korkusundan titreyenler, Rablerinin ayetlerine iman edenler, Rablerine hiç ortak koşmayanlar, Rablerinin huzuruna gelecekleri için yürekleri çarparak vermeleri gerekeni verenler, işte bunlar iyiliklerde sürat yarışı yaparlar ve onlar onun için ileri giderler. İşte gerçek ilericiler bunlardır. Çağdaş olanlar bunlardır. Mümin ve bu sıfatları taşıyan Müslümanlar. Müminler ve bu sıfatları taşıyan Müslümanlar. En ileride yükseklere doğru gidenler ve çağdaş mı çağdaş medeniyet ilkelerine süratle bağlı olanlar işte bunlardır. Bu medeniyet iman, İslam, Kur'an, Hazreti Muhammed medeniyetidir. Onun için ey insanlık alemi, gelin ilericilik neymiş, gerçek hayat tarzı neymiş, bunu Yüce İslam'da görürsünüz. Şanlı Kur'an'da bulursunuz. Ancak Hazreti Muhammed'e tabi olursanız kurtulursunuz. Bizden söylemesi. وَلَنْ نُكَلِّفَ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ
ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إِذَا هُمْ يَجْهَرُونَ لَا تَجْهَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاء وأكثرهم للحق كارهون İşte bunlar iyiliklerde sürat yarışı yaparlar ve onlar onun için ileri giderler. Buyurduktan sonra bununla beraber biz kimseye gücünün üstünde bir şey teklif etmeyiz. Katımızda gerçeği söyleyen bir kitap vardır ve onlar asla zulmedilmezler. Fakat onların kalpleri bu hususta bir dalgınlık içindedir. Ayrıca onların ondan başka bir takım işleri vardır ki, hep onlar için çalışırlar.
Ey Müslüman, neye çalıştığını, kime çalıştığını, kimin için çalıştığına iyi bak. Sonunda refah içinde olanlarını azaba çekiverdiğimiz zaman hemen feryada başlayacaklardır. Ey hali vakti yerinde olanlar! İşte har vurup harman savuranlar, hoplayıp zıplayanlar, Kur'an nedir umurunda olmayanlar, İslam nedir umursamayanlar. Ne diyor Cenab-ı Hak, ne buyuruyor? Azaba çekiverdiğimiz zaman diyor, hemen feryada başlayacaklardır. Şimdi hopluyorsunuz, zıplıyorsunuz ama bir gün feryat edeceksiniz. Bunu duyun, kalbinize küpe edin. Bugün feryat etmenin bir faydası olmadığı gibi bugün feryat etmeyin. Çünkü siz bizden kurtulamazsınız, yardım bulamazsınız. Karşınızda ayetlerim okunuyordu da siz arkanıza dönüyordunuz. Ona kafa tutarak, geceleri konuşarak hezyanlar ediyordunuz. Ya hala o sözü düşünmezler mi? Yoksa onlara önceki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Yoksa onlar peygamberlerini tanıyamadıkları için mi onu inkar ediyorlar? İşte kıymetli ve muhterem efendiler, şu bir gerçek ki, yoksa onda bir delilik mi var diyorlar. Hayır, o onlara gerçek ile geldi. Fakat onların çoğu gerçekten hoşlanmıyorlar. İşte Cenab-ı Hak peygamberlere karşı koyanların, Kur'an-ı Kerim'e, Yüce İslam'a, İslam alimlerinin gerçek alimlere karşı koyanların halini bildirmektedir. وَالَّذِي اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ Eğer hak onların keyiflerine uysaydı, göklerde, yerde ve bunlarda bulunan kimseler mutlaka bozulurdu. Bütün düzen bozulurdu. Hayır, biz onlara unutulmaz bir ders olarak olacak zikirlerini, şanlı Kur'an'ı getirdik de onlar zikirlerinden yüz çeviriyorlar. Kur'an-ı Kerim'i anlamak, dinlemek istemiyorlar.
hükmünce iman ve amel etmek istemiyorlar. اَمْ تَسْيَلُمْ خَرْجًا فَخَرَجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون İşte şöyle bir bak. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Yoksa sen onlardan bir haraç mı istiyorsun? Rabbinin ücreti daha hayırlıdır. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Doğrusu sen onları dosdoğru bir yola çağırıyorsun. Ey şanlı peygamber Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Fakat ahirete inanmayanlar o yoldan sapmaktadırlar. İşte problemin en büyüklerinden, gavurluğun kaynadığı sebeplerden biri de ahirete iman etmemektir. İmansızlıktır. İman ilkelerine iman etmeyen İnsanlar gavurluk deresinde yuvarlanmış bocalayıp duruyorlar. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا في طغيانهم للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ Eğer biz onlara acıyıp da sıkıntılarını kaldırıversek, mutlaka azgınlıklarında inat eder, hiçbir şey görmezler.
Doğrusu biz onları azaba çaptırdık da yine Rablerine karşı uslanmadılar ve yalvarmadılar. Sonunda üzerlerine şiddetli bir azap kapısı açtığımız zaman da onun içinde ümitsizliğe düşeceklerdir. İşte hidayet dışında kalan insanların durumu perişandır. Gece gündüz Yüce Allah'tan tevfik-i hidayet, avn-ü muavenet iste. Ey Müslüman, ey insanoğlu! Gece gündüz her halinde Yüce Allah'a yalvarış halinde ol. Her halinde, çünkü her an ona muhtaçsın, ona aitsin, onunsun. Bütün varlığın ona ait. Hayatın tamamı ona ait. Sende ne varsa hepsi ona ait. Ona muhtaçsın, onun kulusun. Her halinde ona duacı ol. Yalvarır halde bulun. Çünkü sen onsuz olamazsın. Onsuz olanlar, olduğunu zannedenler kafirlerdir, gafillerdir, zalimlerdir, münafıklardır, müşriklerdir, bağilerdir, tağilerdir, fasıklardır, facirlerdir. Sen bunlardan olma. Sen mümini kamil, müslimi kamil. Sıddıklardan olamazsan şehitlerden ol. Şehitlerden olamazsan salihlerden ol. Salihlerden olamazsan salihlerle beraber olmaya çalış. Bunun ötesinde kalma. Eğer bunun ötesinde kalırsan, seni kurdun kuzuyu kaptığı gibi biri kapar götürür. Önüne kazların önüne yem döker gibi bir şeyler dökerek götürürler. Ya parayı gösterirler, ya mevki makamı gösterirler, yahut da şehvetle ilgili sana birini gösterirler. Hiç mi hiç birine aldanma. Sen Rabbine bak. Bütün nimetler Rabbinden. Bismillah, maşallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Maşallah, kullu nimeti min Allah. Maşallah, el hayru kulluhu biyedillah. Maşallah, la yasrifu su'a illallah. Bunları da unutma. Ayrıca bu duayı Hızır Aleyhisselam'ın da sık okuduğu rivayet edilmektedir. Siz bilirsiniz, bizden duyurması. Ötesi size kalmıştır. Biz Rabbimizin rızasını kazanmak, onun emrini yerine aczimizle, cehlimizle, gafletimizle, kusurlarımızla onun emirlerini yapmaya çalışmak bizim ayrıca görevimizdir. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. İnsanlığın hayrına çalışmak, en başta onlara Yüce İslam'ı tebliğ etmeye bağlıdır. Bil İslam'ı insanlara da bildirmeye çalış.
Bu cihadı kebirdir. Bizden hatırlatıyoruz hatırlatması. Ötesi sizlere kalmıştır. Cenab-ı Hak'tan tevfik ve hidayet isteyiniz. Gece gündüz hem de.